Arkadaşlar iyi akşamlar. Bugünkü videomuzda sizlere acil arabasını tanıtmaya çalışacağız. Ceyda hemşire arkadaşımız bize acil arabasını tanıtacak. Tabii ki. Merhabalar. Öncelikle merhaba. İlaç kısmından başlıyoruz. Acil arabamızda öncelikli olarak en çok kullandığımız adrenalin. Arre sırasında kullanıyoruz daha çok. 30 tane adrenalin olması gerekiyor. 5 tane atropin olması gerekiyor. Atropin de bronşit acillerde kullanılıyor. Bütün bozukluklarında kullanmak için arıtmal kullanıyoruz. 6 tane arıtmalimiz var. Kordoron kullanıyoruz yine. Bütün bozukluklarında ve defibrilatörle çaktıktan sonra yapmak için. O da 6 tane. Toplam 32 tane de sodyum bikarbonat kullanıyor. Bunlar sayılı. Her kullandıktan sonra tamamlanması gerekiyor. Arabamızın arka tarafında da onlara göre daha küçük, daha acil sonlarında seçenek arabalarımız var. Avil var, alerjilerde kullanıyoruz. Belok var, belok da yine kalbe ilgili rahatsızlıklarda, aritmilerde kullanıyoruz. Dekok var, alerjilerde kullanılan. Sizem ilacımız var, yine kaşı perdide kullanılan. Dobutamin var. Onun sayısı da 3. O da sayılı oluyor. Dopamin var. O da... İnotrop ilaçlar. Aynen, inotrop ilaç. Evet. Kalsiyum var. Kalsiyumda 6 tane bulunuyor. Lasix var. Lasix idrar söktürücü. Evet. O da 10 tane. Magnezyum sülfat var. 5 tane bulunması gerekiyor. Perlinganit var. O da hipertansiyon durumunda kullanılıyor. Potasyum var. Potasyum da yine... Sayılı 6 tane olması gerekiyor. 6'dan aşağı düşmemesi gerekiyor. Yani en azından bizim hastanemiz için böyle. Tretinol var. Tretinol yine koak astım hastalıklarında alerjilerde kullanılıyor. 3 tane. Tretinolun başka bir tık daha fazla bordo olanı var. 250 mg. O da 4 tane. Metformin var. Mide bulantılarında kullanılan 4 tane. Aminokordon var. O da 3 tane. Tanspas var. Tanspas da mide ile ilgili şikayetlerde kullanılıyor. Mide koruyucu. Kanamalarda kullanılıyor. Evet. Böyle arabanın arka tarafında aciliyeti daha az olan ilaçlar var. Ama ön tarafında acil durumlarda arrestlerde kullanılan ilaçlar var. Yan tarafa gelince yan tarafta steril eldivenlerimiz var. 7, 7,5, 8. Evet. Hemen elimizin altında bulunsun diye. EKG elektrotlarımız var. 16-18 numara 3'er tane sondamız var. Sonda torbası var. Nazogastrik sondalarımız var. Bunlar da renklerine ve numaralarına göre değişiyor. Turuncu olanlar 16 numara. Yeşil olanlar 14 numara. Kırmızı olanlar 18 numara. Bizde genellikle turuncu kullanılıyor. Yan tarafta da göğüs tüplerimiz var. Göğüs tüplerimiz de herhangi bir acil durumda, travma durumlarında kullanılıyor. Bir de göğüs tüpünün direnç seti var. Direnç setlerini acil arabası ısırılmadığı için arka tarafta muhafaza ediyoruz. Arabanın bu tarafına gelecek olursak da bu tarafta da kullanacağımız mayiler var. İzotonik, zinger laktat, dextroz, %20 dextroz. Bunlar da hepsi sayılı. Hepsinden 3'er 4'er tane var. Burada da suction'larımız var. Aspirasyonda kullandığımız. Bunlar da yine numaralarına göre. Kırmızı olan 18 numara. Turuncu olan 16 numara. Yeşil var. Siyah var. En çok kırmızıyı kullanıyoruz. Ya da turuncuyu daha kalın oldukları için. Arabamızın üst tarafına gelince de ambularımız var. Yine büyüklüğüne göre ambul maskelerimiz var. Burada 3 tane ambu, 9 tane ambu maskesi var. Ambunun altındaki oksijen ara bağlantısı. Oksijen ara bağlantısında orada bulunan standta bulunan oksijen jakına takıyoruz. Panoda bulunan. Maskeyi takalım bir tane maske görsel amaçlı. Ha, gösterelim onu. Evet olabilir. Şunu takalım. Evet. Buradan yerleştiriyoruz. Hastanın ağzına oturacak şekilde. Hastayı ventil ediyoruz bu şekilde. Evet. Burada enjektörlerimiz var. Elimizin altında hemen kullanabileceğimiz 10'luk, 5'lik, 20'lik ve 50'lik enjektör onlar şekilde. Burada laringoskop tanıtabilir miyim? Leğetimiz var. 2 tane laringoskop tanıtımız var. İçinde fazlasıyla leğetimiz var. 3 tane de handle'ımız var. Açıp takabiliriz evet. Bir tanesini göstereyim. Açıp takabiliriz göstereceğim. Şu an kullandığımız 4 numara en çok kullanılan. Şöyle geçiriyoruz. Açıyoruz.
hizasına doğru. Aynen. Onu ters yöne geçirmeye çalışmıyoruz. Zaten geçişkenli. Ters yöne geçmez. Evet, ters yöne geçmez. Öyle. Ona dikkat ediyoruz. Evet. Zorlamadan tek bir hamle hareketle. Evet. Aynen. Çünkü ALS durumlarında çok önemli oluyor. Haydi haydi oluyor. Bir baskı altında oluyor arkadaşlarımız. Evet. Çıkarırken de yine şöyle evet. Kıvırıyoruz. Tekrar bilek hareketiyle çıkarıyoruz. Evet. Bunlar numara numara. Evet. En küçüğü, en büyüğü şu an elimizdeki 5 numara. En küçüğü 0 numara. Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Hastaların boyun yapısına göre. Evet. Obez ya da... Boyunun uzunluğuna göre daha. Evet, evet. Burada da yine entübasyon hazırlığımız var. Yine evet. Bilek ve handımız var. 7,5 numara tüp bu tutuyor. Bir de içinde stilemiz var. Stilemiz var, evet. Entübasyon sırasında tüp kıvrılmasın diye kullandığımız stilemiz. Zor entübasyonlarda özellikle. Evet. Genel olarak zor her entübasyonda kullanılıyor. Entübasyonu kolaylaştırıyor çünkü. Hı. Airway var. Airway'i de entübe ettikten sonra tüpü ısırmasın diye hastanın ağzına yerleştiriyoruz. Airway yerleştirilirken dik bir şekilde yerleştirip daha sonra ters çeviriliyor. Airway'ler şurada. Numaraları var. Şöyle sarı, kırmızı ve yeşil. En büyük kırmızı. Kırmızı olan airway 5 numara. Sarı olan airway'imiz 4 numara. Yeşil daha küçük. Yeşil airway de 3 numara. Bir de bebeklerde kullandığımız, çocuklarda kullandığımız beyaz ve mor airway var. Beyaz airway'imiz şöyle göstereyim. Diğer mor airway'lerimiz çocuk çantasında.